Evet, şimdi en yakın maç üzerine konuşalım istiyorum. Ogün Şahinoğlu, seninle başlayayım. Zor bir deplasmandı Galatasaray için. Bunu maçın öncesinde çok konuşmuştuk. Hatta ilk devrede golsüz bitti ama sonra işler değişti. Hatta birçok Galatasaraylı'nın mesajı var. Bu şampiyonluk maçı oldu gibi mesajlar geliyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Ya ilk yarı Galatasaray kötüydü. Evet. İkinci yarı işleri tersine çevirdi. Zaten Alanya 10 kişi kaldığında skor 2-0'da, o saatten sonra dönme ihtimali de kalmadı. Galatasaray adına güzel olan, Galatasaray'ı öne çıkaran taraf 6 farklı oyuncu skora katkı sağlıyor bir maçta. Yani 3 tanesi gol atıyor, ikisini Barış Alper. 3 ayrı oyuncu asist yapıyor. Yanılmıyorsam Derik Kön, Kerem ve Mertens'ti. Demirbay'dan bahsediyorum. 6 tane farklı oyuncunuz bir maçta skora katkı veriyor. Yani Galatasaray'ı öne çıkaran, Galatasaray'ın başarılı olmasını sağlayan ana faktörlerden bir tanesi oyun içerisinde bu. Kötü oyuncular elbette vardı. Onlar zaten Okan Hoca hemen müdahale etti. Hiç ikinci yarıya çıksın da şans vereyim, işte biraz daha bekleyeyim yoluna gitmedi. Kerem Aktürkoğlu çok kötü bir ilk yarı geçirdi. Hemen çıkardı. Hakim eşiği aldı. Oraya, o da sakattı. İlk maçına çıktı. Baktı olmayacak. Hemen Kaan Ayhan daha önce. Çünkü Kaan Ayhan sağ bek oynadı. İyi de performanslar verdi. Hatta şöyle baktığımız zaman yani Kaan Ayhan'la Oriye'nin performansına bakarsak kalan haftalarda muhtemelen Okan Hoca ihtiyaç dahilinde orada Kaan Ayhan'ı oynatır yani. Şimdi Okan Hoca'nın oyuna hamlesi çok iyi bir teknik adam olarak. Kötü giden maçta devre arası bunu yapmak. Genelde şuna çok şahit oldu. Yani işte Kerem gibi mesela ilk 11'in oyuncusunu. Hani ikinci yarıda da bir çıkarılıyor. Bir 10-15 dakika böyle hani o düzeltirse diye. Ama o sizin açınızdan zaman kaybı olabiliyor. Ona müsaade etmedi. Zaten golleri de farkındaysan o ilk 15 dakika içerisinde buldu. Yani dediğim gibi Galatasaray adına öne çıkan bu maçta Barış Alper Yılmaz zaten apayrı. Daha önce Barış Alper'le ilgili ya yeni bu Burak Yılmaz çıkarabilir mi Galatasaray düşüncem var. Yani Türk futbolunda Burak Yılmaz'dan sonra forvet kim olacak konusu da çok tartışılıyor malum. Milli takım özelinde kim santrafor olacak? Yani ben biraz böyle Burak'a benzetiyorum. Tabii hava topları vesaire böyle biraz değişmesi gerekiyor tarzının da. Bak izleyicimiz şey yazmış, Hüseyin Uğur. Barış her mevkiin asıl oyuncularına gözdağı veriyor. Kendinize gelin, hepinizin formasını alırım diyor. Harika bir gelişim gösteriyor. Attığı 2 gol de muhteşemdi. Tabii Ziyech'in golü de enfesti. 2 oyuncu evet, çok zorlu geçen maçı çözmüş oldu diye bir yorum yapmış. Yani Barış'ın goller bir çalışma ürününün eseri. Yani bunu söylüyorlar zaten. Galatasaray'ı takip eden arkadaşlarımız da aynı bilgileri paylaşıyor. 2 gol birbirinin kopyası ya. Barış çalışmış hocam bu gole. Bu gollere çalışmış bu şekilde. İşte antrenmanlar sonrasında ekstra antrenmanlarla arkadaşlar bunları paylaşıyorlar. Ama dediğim gibi yani Barış Alper evet sağ bekte Galatasaray'ın günlerini kurtardığı oldu yoklukta. Sol kanat oynadı, performans verdi. Sol bek oynadı, yeri geldiğinde sağ kanat, forvet oynadı, hatta geçen sezonki derbileri de hatırlayalım. 3 tanesine yanılmıyorsam 11'de santrafor ileri 3'te çıkmıştı. Milli takıma geldi. Milli takımda da forvet oynatıldı. Orada da oynadı. Bir mevki bulmak lazım aslında bu arada Barış Alper Yılmaz'a. Orada oyna, burada oyna, biraz şuradan, biraz buradan. Bu güzel bir şey bir oyuncu açısından, birkaç farklı mevkide oynaması, ama ona şimdi ilk 11 oyuncusu gözüyle baktığında da ana bir rolü olması gerekir. Kendini çok geliştirdi. Bu bitiricilik konusunda da bayağı gelişim gösterdi. Karar mekanizması böyle biraz zayıftı ilk çıktı. Ama yaşı genç işte. Böyle deneye deneye, tecrübe ede öğreniyorsunuz. Böyle birkaç saniye harcadığınız zaman, futbolda birkaç saniye çok önemli. Güvenç hocam da şimdi muhakkak değinir. Yani 2 saniyede bazen o kararı vermezseniz pozisyonu kaybediyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz ki avuç çizgisinin önündesiniz, artık pozisyon gidiyor. Barış bunları daha erken vermeye başladı. Dediğim gibi yani bir forvete doğru evriliyor bence. Evet dedim, bekte oynadı. 2 bek dedi. Kanatlarda oynadı ama böyle giderse bir Burak Yılmaz olabilir bence. Burak Yılmaz benzetmeleri çok başından beri de yapılıyordu aslında Barış Alper'le ilgili. Hocam sen maçla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi Burak Yılmaz'da bunu mukayese edeyim. Burak 2 yönlü oynayamıyordu. Yani o temposu fazla yoktu. Bu 2 yönlü oynayabiliyor. Yani hem savunmaya hem gidiyor maçın içerisinde. Devamlılığı, dayanıklılığı diyeyim. Bunun çok fazla. Burak'ın da Önce zaten Burak sağ çık olarak yani evet, sağ önce başlamıştı. Zaten bu benzetmelerde. Ama yani bu o meziyetleri Burak'tan iyi. Ama Burak'ın santfor meziyetleri de Barış'tan iyi. Yani tamam. Burak'ın santfor meziyetleri sonra onu herhalde ilk önce bilmiyorum eski. O ceza sahasını kullanma yani, vesaire. Yani orada da Burak bundan biraz daha iyi. Yani Barış'ın yeri sağ ve sol ön, sağ ve sol taraf. Hangisi taraf oynatırsan oynat. Kanat forvet gibi yani oynar. İşte kanat forvet. Zaten iki tarafta da oynar. Hem rakibini kovalıyor, gidiyor, geliyor yani. Rahat gönül rahatlığıyla işte Leverkusen'ın beklerini hem kovalayıp hem yüzüne çıkabilecek temposu. Burak da bu yaşlarda kanat forvet işte hocam. Ama gidip gelemiyordu. Burak Yılmaz da bu yaşlarda kanat forvetti. Kanat forvetti ama dönüşü yoktu. Yani dönüşü bu kadar temposu yoktu. Savunmaya katkısı da var Barış'ın. Şimdi tabii Barış daha başka. Burak da santrfor olarak yani daha bir tık daha iyi. Hocam maçla ilgili ne söyleyeceksin? Maçla ilgili maç başladı. Şimdi ya ben koşu mesafelerine bakmıştım Fenerbahçe maçından sonra. İnanılmaz bir tempoz var orta sahanın. İki tanesini oynatmadı. Bir tane Yusuf oynattı. O da bana göre ilk yarı çok iyi oynadı. Soldan bindirmeleri falan filan müthişti. İki tane çok koşan adamı oynatmadı. Ama ondan evvel de oynatmamış. Onu bilmiyorum. Ben olsam Fenerbahçe maçının kadrosuyla çıkarttım. Şey de yoktu orada. Efecan da yoktu o başta. İki tane çok koşan, 13 kilometre koşan vardı. Adamları vardı Alanya'nın oynatmadı nedense. Ama Galatasaray maçında tempolu ben olsam onları oynatırdım. Beraber en kötü gol yenilmemeyi oynardım. İlk yarı çok cesaretli oynadı Alanyaspor. Gol olabilirdi. Hele soldan Yusuf gitti birkaç sefer falan. Yani pozisyonlara girebilirdi. Ama tabii Galatasaray'ın tecrübesi bir Barış çıktı, bir Hakim Ziyech çıktı. Neticeyi aldı. Ama zaten burada Fatih Teke'nin de rolü var. Yani çıkarttığı takım kadrosu. Söylüyorum. Tabii biz bilemiyoruz orada ama ben Fenerbahçe maçını görüyorum. Fenerbahçe maçında burada koşu mesafeleri var. Tamam mı? Burada resim çekmiştim. Sağ olsun yayıncı kuruluş da onu gösteriye çekiyor biliyor musun hemen? Yani bir dur da bir bakalım ya. Bir bakalım kardeşim. Bir göreyim. Resim çekiyorum ondan sonra bakıyorum biliyor musun? Ne kadar lüzumsuz bir şeymiş gibi görüyorlar. Tamam mı? Hı hı. Gösteriyor çünkü 10 tane adam var. 5 buradan 5 buradan. Dur bakayım arkadaş kim ne kadar koşmuyor. Neyse çektim resmi. 13 kilometre koşan adamlar var. Onu iki tanesini oynatmadı. Sisto'yla Carlos Eduardo'yu diyorsun hocam. Ama şöyle Fatih Hoca'ya bir şey söyleyemem. Şimdi bugün çıkardığı kadroyla seri yaptı. Son 4-5 maçını böyle aldı. Bu tecrübe eksikliği. Sen seri yaptığın takımlara bak, Galatasaray'a bak ya. Olmadı. Oyunu ondan önce çok iyi miydi? Fenerbahçe maçında iyi oynadı ama mesela o arada çok puan kaybetti bu arada başladığında.